Anneciğim, Atilla Bey ne istiyormuş öğrenip geleceğim hemen. Bu akşam olacak iş mi oğlum Allah aşkına? Biliyorum. İşim olduğunu da söyledim ama kulübe de gelmedi bugün. Ya bu sana bahsetmiştim. Haftaya Antalya'da bizim şirketin düzenlediği önemli bir golf turnuvası var. Sanırım onunla ilgili konuşacak. Ya da ne bileyim, bu kez beni de götürecek galiba. Hadi. Evet, önemli misafirleri varmış. Mutlaka gel dedi. Onlarla mı tanıştıracak artık? Bilmiyorum, öğreneceğim işte. Çok kalma ama. Tamam. Gelmiyor mu? Atilla Bey'in evine gitmek zorundaymış. Ben de bir konuşabilir miyim? Cemre istiyor yavrum. Ha, tamam. Alo. Canım, çok özür dilerim. Bir dakika, terasa çıkıyorum. Aksilik işte. Görüyor musunuz? Ama iş her şeyden önemli. Bu attığın kazığı hiç unutmayacağım, biliyorsun değil mi? Canım, ne olur öyle söyleme. Saçmalama da gel bir an önce o zaman. Sap gibi kaldık annenle babanla. İyi de hayatım, nasıl geleyim? Siz yemeğe başlayın işte. Ya deli misin? Ne işimiz var sen yokken annenle babanın evlilik yıl dönümünde ya? Canım, ne olur problem çıkarma. Atilla Bey'in daveti daha önemli tabii. Bizi kakaladın buraya. Cemre. O sinir de evde değil mi? Banu. Bütün gün okulda birlikte olduğumuz yetmiyor. Ya ne alakası var? Saçmalama ya. İş konuşup döneceğim diyorum sana. Güney. Hay, niye böyle yapıyorsun anlamıyorum. Güney. İş konuşun bakalım siz. Cemre. Hoş geldin. Ne oldu? Yok bir şey. Herkes bahçede. Babam da inecek birazdan. Gelmene çok sevindim. Dinlenebildin mi bari? Belli olmuyor mu? Oluyor. Antalya'ya geliyorsun. Babam öyle söyledi. Öyle mi? Organizasyonda birlikte çalışacağız. Kaytarmak yok. Babama Güney sadece sahada olmasın dedi. Çok iyi etmişsin. Ne oldu? Sevinmedin. Daha yok, sevindim de ben sadece... Bir sürü iş adamı, yurt dışından bakanlar, bürokratlar olacak. Babam için bu turnuva çok mühim, biliyorsun. Yani yanından ayrılmamanda fayda var. Doğru söylüyorsun. Hem benim için de çok mühim. Seni annem yerine ben ev sahipliği yapacağım. Ha? Evet. Güzelmiş. Barış Başsoy'ların o tarihte burada olamayacaklarını söylediği için adamları listeye koymadım. Ama şimdi arayıp geleceklerini söylediler. Bütün oturma düzeni alt üst oldu yine. Şu nişan olayını bir atlatalım, uzun bir tatile çıkacağım. Babam bu çocuğa fazla güç vermiyor mu? Neden? Yani yanında çalışan o kadar adam var. Çok mu zeki, çok mu parlak? Neden ona yatırım yapıyor ki? Damadı olacağı içindir. Yok artık. Niye? Olamaz mı? Olmasa iyi olur. Ayrıca babam böyle bir şeye asla izin vermez. Sen de benimle dalga geçiyorsun. Ben çok ciddiyim desen. Yazık. Çocuğun geleceğiyle oynarsın. Hem baban senin bu bakışlarını bir fark ederse... olan bu ne olur benden söylemesi. Çok yakışıklı değil mi sence de? Yakışıklı da... Başka bir şey var bu çocukta. Başka bir masumiyet var yüzünde. Gözlerinde bir sır. Bazen öyle hüzünlü oluyor ki... o zaman daha çekici geliyor. Gerçekten ciddi galiba. Ama dikkat et. Kendine yine bir büst yarattın ve onu koyacak yer arıyorsun. Yine canın yanacak. Evleneceğim Güney'le. Görürsün. Evleneceğim. Anneciğim. Hoş geldin. Özür dilerim, geç kaldım. Bana mı aldın? Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ne oldu yüzüne? Yok, bir şey olmadı. Bugün dağıtım yaparken arabanın kapısına çarptım. Dikkat etsene be çocuğum. Tamam, geçti. Cemre'ler ne zaman gitti?
Şey oldu biraz. Kuzey götürdü. Senin davet nasıl geçti? Harika. Çok önemli adamlarla tanıştım. Dur Cemre'yi bir arayayım, anlatacağım.